Evet, şu anda canlı yayında olmamız lazım. Herkese selamlar, hayırlı akşamlar. Ben Sercan Hocanız. Yeni bir yayında sizlerleyiz. Selamlar arkadaşlar tekrardan. Umarım güzel bir soru çözümü yapacağız sizlerle. Güzel bir akşam geçireceğiz hep beraber. Öncelikle ses kontrolü yapmak istiyorum. Acaba sesim geliyor mu? Sesimde bir sıkıntı, sorun var mı? Varsa lütfen söyleyin bana. Bir saniye, hemen şu... Böyle nasıl bu arada? Şimdi kamerayı açıp açmamakta kararsızım açıkçası. Mikrofonu takmayı da unutmuşum. Hemen mikrofonu da takayım arkadaşlar. İyidir sizlere de. İkizler buradaymış. O ikizler, selamlar. Ne habersiniz? Umarım iyisinizdir. Sesim geliyormuş. Süper. Belki böyle daha iyi geliyordu. Şimdi mikrofon taktım. Takmayı unutmuştum. Hemen böyle soruyu çözenler de var. Evet, soruyu çözün arkadaşlar. İyi yapıyorsunuz. Yeniden şöyle kendimi de göstereyim. Eğer benim orada videomu görmek istemezseniz, o sizi rahatsız ediyorsa lütfen söyleyin, kaldırabilirim arkadaşlar. Evet, birinci sorudan başlayacağız. 8. sınıf LGS'ye girenler için, ama 7. sınıflara da şiddetle öneriyorum bu arada bu soru çözümlerini. Çünkü seneye onlar da artık 8 oluyorlar ve maraton başlıyor. Şimdiden başlamak çok çok daha iyi olur sizler için. İkizler de bunu şu anda yapıyorlar. Esin Duman, gayet iyiyim, teşekkür ederim. Evet, edit yardım cevapları söylüyor. Fatih Prut da Ceyhan demiş. Millet hep Ceyhan diyor. Bakalım acaba Ceyhan mı? Mine Altun Kaynak da Ceyhan demiş. Hemen başlayalım mı şöyle çözüme, bakalım doğru mu acaba? Şimdi Jacob is a new student at a high school. Jacob lisede yeni bir öğrencidir diyor. He wants to make a new friends. Evet. Yeni arkadaşlar edinmek istiyormuş. He would like to have a helpful and supportive friend. Evet, yardımsever ve destekleyici değil mi? Helpful, yardımsever demekti. Supportive, destekleyici demekti. Destekleyen ve yardımsever, yardım eden bir arkadaş istiyormuş. Here are some his classmates' opinions about their own characters. Bunlar da işte sınıf arkadaşlarının kendi karakterleri hakkındaki bilgileriymiş. Soruda da according to the comments, who can be Jacob's close friends? Close friend, yakın arkadaşı demek. Kim diyor Jacob'ın yakın arkadaşı olabilir? Bu arada Esin de Bursa diye yardırmış orada. Bakalım hangisi doğru? Ceyhan mı, Bursa mı? Göreceğiz. Yani burada Jacob'ın arkadaşı ne olacak? Hem yardımsever hem de supportive, destekleyici olması gerekiyor. George'a bakalım hemen. I never change my mind. Ben hiçbir zaman, bakın never'a dikkat edin bu tarz sorularda. Hiçbir zaman fikrimi değiştirmem. Also, aynı zamanda I am very shy. Çok utangacım diyor. Burada ne desteklemek ne de yardımseverle alakalı bir şey var. Yani George'u, A'yı eliyoruz. Steve'e bakalım. When you are in trouble. Trouble burada sıkıntı demek. Bir sorunun varsa, sıkıntıdaysan diyor. I'm always with you. Her zaman seninleyim. I always back you up. Seni her zaman desteklerim. Back someone up. Görüyorsunuz bu kalıp da çok önemli. Desteklemek demek. Zaten bu tarz sorularda gençler, yukarıdaki bir açıklama verilmişse aşağıda da ya da şıklarda da büyük ihtimalle o verilen açıklamanın eş anlamlısı, ona benzer kelime verilmiştir kesinlikle. Bakın yukarıda supportive, support desteklemek demek zaten, destekleyiciydi. Burada da backup, back you up var. Yani kim olacak bu? Steve olması gerekiyor. Hangi şıkta Steve var? C şıkkında, evet, cevabımız Ceyhan olacaktı. İsterseniz böyle diğerlerine de hızlı bir şekilde bakabiliriz. Kevin, I rarely go out. Ben nadiren dışarı giderim. I like being alone. Yalnız olmayı seviyorum. And spending time at home. Ve evde zaman geçirmeyi de seviyorum diyor. Bu da olmuyor. Peter, I never count on people. Bak, count on güvenmek demek. Ama burada never var yine. Hiçbir zaman insanlara güvenmem. They always share my secrets with others. Her zaman sırlarımı başkalarıyla paylaşırlar diyor. Bu da gidiyor. Evet, cevabımız yine Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet, Ahmet Hoca ile matematik. Yani kendisi prim yapmak için bizi gömmüş. Neden öyle bir şey yapmış hocam? Eğer yani sizseniz, yakıştıramadım size açıkçası. Evet,
Berranur Özcan teşekkür ederim. Bak o da beni desteklemiş. İkinci soruya geçelim mi? Hadi bakalım geçelim. Evet, ikinci soruyu görüyorsunuz arkadaşlar. İkinci sorumuz sizlerle. Evet, önce böyle size bir 30 saniye falan vereyim ben. Sizlerden cevapları duyayım. Bakayım kimler ne diyor. Birinci soruda mesela Ceyhan diyenler çoktu. İkizler de Ceyhan demişti. Öyle hatırlıyorum. Bilmiştiniz de. Bakalım ikinci soruda ne olacak? Evet, ikinci sorumuz ne ile alakalı bu arada? Adventures ünitesi ile alakalı değil mi? Evet, 6. ünite ile alakalı bir soru. İkizlerden ilk cevabımız geldi. Adana diyenler var. Evet, Fatih Prut da Adana diyor. Kaan Gök Adana, Esin Duman Adana, Gülçin Adana, Salih Özbay Adana, Ayşe Adana. O herkes Adana diyor. Kolay mı ya sorular? Allah Allah, acaba kolay sorular mı seçmişim? Bu arada sizler de çözemediğiniz soruları daha önce de söylemiştim. Lütfen bana böyle net bir şekilde telefonu yan çevirerek net bir şekilde çekip gönderirseniz çözemediğiniz soruları, diğer önümüzdeki canlı yayınlarda onları çözebiliriz. Çok daha güzel olur, böyle değişik olur diye düşünüyorum. Aleyna ve Ravza ikizler demiş. Aa, yine ikizlerimiz var. Kanalımda çok ikiz var ya, ne güzel, çok mutlu oluyorum böyle görünce. Bakalım hemen o zaman ikinci sorumuza. Which of the following does not complete the dialogue? Hangisi diyaloğu tamamlamaz diyor. 3 tane boşluk var zaten, görüyorsunuz. Hemen bakalım. Craig bir şey söylüyor ve Rodney, well I would rather go paragliding. Evet, paragliding yamaç paraşütü demek. Yamaç paraşütüne gitmeyi tercih ederim diyor. Would rather kalıbı var bakın. Prefer'le eş anlamlıydı, tercih etmek demekti. Evet, yamaç paraşütünü tercih ederim diyor. Bu durumda ne sormuş olabilir? Hangi ekstrem sporu tercih ediyorsun ya da işte hangi sporu tercih ediyorsun diye bir soru sorması lazım değil mi? Burada da zaten biraz önce söyledim. Would rather neş anlamısı neydi? Prefer, bakın C şıkkında preferle sormuş. What extreme sports do you prefer doing diyor. Hangi ekstrem sporu yapmayı tercih edersin diye soruyor gördüğünüz gibi. Burada evet, zaten buradan da anlaşılıyor. C şıkkını birinci soruya soruyor arkadaşlar. Birinci boşlukta. İkinci boşluğun cevabını da bakın, because diyor. Çok basit aslında. Because çünkü soruya çünkü ile cevap veririz. Niçin, neden sorusuna çünkü ile cevap veririz değil mi? İngilizce'de niçin, neden sorusuna hangi soru kalıbıyla soruyorduk? Why soru kalıbıyla. Yani why do you prefer it? Niçin tercih ediyorsun? O da because, çünkü I love watching the scenery from above. Above yukarıdan demek. Scenery manzara demek. Manzarayı yukarıdan izlemeyi seviyorum diyor. Nedenini söylüyor. Yani B'de ikinci boşlukta soruyor. Son olarak da bakın Rodney bu cümlenin sonunda bir şey söylüyor. Buna da Craig cevap veriyor bu sefer. I prefer going on a jeep safari tour in the desert. I think it's really fun. Bence bu eğlencelidir diyor. Neyi tercih ediyormuş? Çölde safari turuna, jeep safari turuna gitmeyi tercih ediyormuş. Bu durumda Rodney de bu sefer neyi tercih ettiğini kime soruyor? Craig'e soruyor. Bunu da direkt yine aynı şekilde sormak zorunda değil. Bir konu konuşuluyorsa, bir şey sorulmuşsa buna what about you? Peki sen diye sorabiliriz arkadaşlar. Yani Denizli'de gördüğünüz kalıbı soruyoruz. What about you? Peki senden. Örneğin what's up? Ne haber diye sorduğumuzda da I'm fine, thank you. What about you? Senden ne haber diye de sorabiliyoruz yine bu kalıpla. Bunu da bilin lütfen. Denizli'yi de eliyoruz. Evet, dediğiniz gibi cevap Adana oluyor. Tebrik ediyorum hepinizi. Valla ateş ediyorsunuz yine. Yarışmalarda olduğu gibi hiç boş sallamıyorsunuz. İkizler. Bravo. Evet, şöyle bakıyorum. Kimler neler yazmış ben okurken. Malum ekranı okurken sizin yazdıklarınızı göremiyorum arkadaşlar. O yüzden çok bir şey söyleyemiyorum. Elanur Şen'de D gelir demiş. Herhalde 3. boşluğa D gelir diyor. Doğru söylemiş. Aa, Mine Altun Kaynağı'nın da ikizi varmış bu arada. Çok değişik ya, kanalım ikiz kaynağı. Özge Kavuklu da ikiz, Umut Kavuklu'yla. Çok ikizimiz var. Mustafa Demir, emrin olur ya, adamı oku diye emretmişsin yine. Okuruz tabi. Evet, 3 ve 4. sorular yan yana. Önce 3. soruya bakın arkadaşlar. Daha sonra 4. soruya. Umarım net bir şekilde de görüyorsunuzdur. Yine bir böyle 30 saniye falan vereceğim sizlere. Daha sonra ben de çözümüne başlayacağım. Bu arada ben de bir çay yudumlarım herhalde izninizle. Parazit bir kimya. Allah yarabbim. Evet, ikizler çok hızlısınız ya maşallah. Ceyhan demişsiniz. Bakacağız hemen. Evet, 30 saniye doldu mu acaba? Evet, 30 saniye dolmuştur.
Şimdi ben bu tarz sorularda çocuklar genelde yukarıda açıklama varsa onu okurum. Daha sonra soru kalıbını okurum. Sonra da asıl konuya gelirim. Yine yukarıyı okuyalım önce. Linda is a housewife and she has 4 children. Evet, Linda bir ev hanımı ve 4 tane çocuğu varmış. She wants her children to learn their responsibilities. Responsibility ne demekti? Sorumluluk demekti. Çocuklarının sorumluluklarını öğrenmesini istiyormuş. So, bu yüzden she prepares a to-do list. Evet, bir to-do list yani yapılacaklar listesi hazırlamış. Here are today's chores. Bunlar da onun bugünün chores yani ev işleriymiş arkadaşlar. Soruda da diyor ki, who hasn't done his or her chore? Kim diyor kendi ev işini yapmamıştır? Bunu nereden anlayacağız? Tabii ki buradaki açıklamadan anlayacağız. Bakalım açıklamada ne diyor? After Linda has breakfast with her family, Linda ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra she wants to go out to do the grocery shopping. Evet, market grocery shopping, market alışverişini yapmak için dışarı gitmek istiyormuş. She can't find any clean clothes to wear. Giymek için diyor, hiç temiz kıyafet bulamadı diyor. Temiz kıyafet bulamamışsa demek ki birisi ne yapmamış? Kıyafetleri yıkamamış, değil mi? Kıyafetleri yıkamak neydi? Do the laundry. Kimin do the laundry? Bakın burada. Bu kimin göreviymiş? Wilson'ın. Demek ki Wilson ne yapmış? Görevini yapmamış. Cevabımız o zaman Denizli olacak arkadaşlar. Evet. Üçüncü soruya Ceyhan diyenler varmış. Bursa diyenler varmış. Görüyorum böyle. Ama cevabımız Denizli olacaktı arkadaşlar. Umarım anlatırken anlamışsınızdır. Eğer bir evet ikizler aha demiş. Aha ikizler de yanlış yapmış. İkizler artık yanlış yapınca mutlu olacağım. Evet umarım anlatırken anlamışsınızdır. Bakın aslında çok basit temiz bir kıyafet bulamamış. Yani birisi kıyafetlerini atmış yıkamamış. Kıyafet yıkamak da do the laundry demekti. Burada kimin göreviymiş? Bakın burada görünüyor. Wilson'ın göreviymiş. O yüzden cevabımız Wilson olacaktı. Çünkü kim görevini yapmadı diyor soruda da bakın. Hasn't done var burada. Hasn't yapmamış henüz. Evet yanlış yapanlara geçmiş olsun. Önemli değil ama umarım kavramışsınızdır. Neden yanlış yaptığınızı anlamışsınızdır. Bu arada bilmediğiniz soru vesaire olursa da burada yine chatten yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplarım. Evet işte kelime çok önemli arkadaşlar. Bilmediğiniz kelime olunca bir soru öyle gidiyor. İngilizce'de de maalesef böyle bir şey var. O yüzden aman diyeyim kelimelere çok dikkat edin. Kelime ezberleyin. Yediler özellikle sizler bakın şimdiden başlayın bence. Yazı iyi değerlendirin. Ünitelerin hemen şeylerini ezberlemeye çalışın lütfen. O Yasin gelmiş. Yasin'cim hoş geldin. Picking up flowers from heaven diye. Cennetten çiçek topluyoruz. Yasin'cim aynen öyle. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu arada dördün cevaplarını da bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Bakın ben konuşurken sizler bakın. Boşluğa ne gelecek ya da ne gelmeyecek. Does not diyor görüyorsunuz. İngilizce'de 7 net. 20 soruda 7 net mi? 10 soruda 7 net. Yani 10 sorudaysa 7 net fena değil. Ama bence çok daha iyi olabilir. Evet 4'ün cevapları gelmeye başladı. Bakıyorum. İkizler Bursa demiş. Fatih Burut da Bursa demiş. Bakacağız Fatih'cim. Ben şu parazit gerçekten parazit yapıyor şu anda. Onu şey yapayım mı? Evet. Sizler çözün arkadaşlar. Dördü çözün. Gözüm üzerinizde. İsrafilciğim merhabalar. Hoş geldin aramıza tekrardan. Evet bakıyorum ben de hemen. Which of the following does not complete the conversation? Hangisi konuşmayı tamamlamaz diyor. Tony and Zoe are at a restaurant and they decide to what to eat. Evet. Tony ve Zoe ya da Zoe diyelim daha iyi olur. Zoe bir restorandaymış ve ne yiyeceklerini karar vereceklermiş. Bakıyoruz. What would you like to have? Ne almak istersin? I will have grilled fish and salad. Ben ızgara balık ve salata alacağım diyor. Zoe de I'm not hungry. Aç değilim. So I just want to have a piece of apple pie. Evet ben sadece diyor bir dilim elmalı turta almak istiyorum. I have a sweet tooth. Tatlı bir diş. Yani böyle canım tatlı çekiyor diyor burada. I have a sweet tooth derken. Canım tatlı çekiyor diyor. Tony de bir şey söylüyor. Zoe de I like sweet things especially desserts.
Tatlı şeyleri severim. Özellikle, especially, özellikle demek. Özellikle tatlıları. They make me feel happy. Beni mutlu hissettiriyorlar diyor. Bakın aslında ne yapıyor Zoe? Burada söylediğini, bu cümlede söylediğini, aynısını tekrar burada söylüyor. Öyle değil mi? Aynısını söylüyor. Ya demek ki burada Tony ilk başta söylediğini anlamamış. Tekrardan onu anlamadığına dair bir şey söylüyor ve tekrardan ne yapıyor? Zoe de bunu açıklıyor. Buna göre bakalım hangisi gelmez diyor. Bakın what does that mean? Mean zaten anlamına gelmek demek. What does that mean? Bu ne demek oluyor? Ne demek? Ne anlamına geliyor diyor. Ya buradaki sweet tooth soruyor aslında. Sweet tooth ne demek? Ne anlama geliyor? O da bakın burada tekrar açıklıyor. Yani A gelebilir. B şıkkında how do you feel when you have a dessert? Tatlı aldığında nasıl hissediyorsun diyor. E buna tekrar aynı şeyi açıklamaz. Bu kalsın, bu olmaz. C şıkkında yine what do you mean? Ne demek istiyorsun? Bakın bu what do you mean da hangi böyle son ünitelerde görmüştük. 7. ünitede de özellikle olması lazım. 7 ve 8'de vardı bunlar. What do you mean? Ne demek istiyorsun? E ne demek istiyorsun da yine burada ne yapar? Açıklama yapar ki yapıyor da. C de geliyor. D şıkkında a sweet tooth. Tatlı diş mi diyor, yani tatlı lezzet mi diyor. I don't understand. Anlamıyorum diyor. Bakın burada yine anlamadığını söylüyor. O şeyin tekrar soruyor. O yüzden bu da gelebilir. Çünkü açıklama yapmıştı. Bu durumda cevabımız Bursa oluyor. 4 Bursa diyenleri de tebrik ediyorum. Harikasınız arkadaşlar. Ve geliyoruz 5. sorumuza. Şöyle yakınlaştırayım biraz daha. 5'i rahat bir şekilde görüyorsunuz şu anda. Bir 30 saniye yine siz benden önden başlayın. Bakayım cevaplarınızı göreyim, sonra devam edelim. Bursa diyenler, Mustafa Demir de Bursa demiş. Tebrikler Mustafa'cığım. Güzel. Ah sen ne demiş hocam, denemede sözeli full çekecekken İngilizceden bir yanlış yaptım demiş. Aa, çok üzüldüm gerçekten. Ha bu da çok kötü bir durum ya. Hani tam full yapacak ya, bir tane yanlış. Kesin o da kolay bir sorudur, böyle gözden kaçırmışsındır Ahsen'cim. Olur öyle, yapacak bir şey yok. İnşallah asıl gerçek sınavda o hataları yapmazsınız. Asıl gerçek sınavda inşallah full yaparsınız. Evet, 5. soruya da cevaplar geliyor. Ezgi Çelebi 5B demiş. Fatih Prut 5 Bursa demiş. Esin de Bursa diyor. Meryem Kurt da Bursa demiş. Mehmet Kürkçü de Bursa demiş. Evet, herkes Bursa diyor. Elanur Şen Denizli diyor. Evet, farklı bir yorum var. Denizli diyen varmış. Bakacağız hemen. Mine Fatma Altun Kaynakçım. Adını okurum tabii ki. Ben Mine diye okuyordum. Fatma'ymış. Okey. Evet, bakalım o zaman. Çoğunluk Bursa demiş. Oliver is a new student at school. Oliver okulda yeni bir öğrenciymiş. New yeni demek. Bunu da unutmayın lütfen. And he wants to make a new friend. Ve yeni bir arkadaş edinmek istiyormuş. He wants to have a friend who never tells lies and is trustworthy. Bakın asıl bizim ipucumuz burada. Nasıl bir arkadaş istiyormuş? Never tell lies. Hiç yalan söylemeyen, yani doğru söyleyen, güvenilir. And trustworthy. Trustworthy güvenilir demek zaten. Hiç yalan söylemeyen, dürüst ve güvenilir birini istiyormuş. The table shows the characteristics of some his classmates. Buradaki tabloda onun bazı arkadaş, sınıf arkadaşlarının özelliklerini gösteriyormuş. Soruda da who is the most appropriate friend for him? Onun için en uygun arkadaş kimdir diyor. Bakın biz neyi arayacağız burada? Honest ya da trustworthy. Bunların eş anlamlarını arayacağız. Nick stubborn. Stubborn inatçı demekti. Rude kalın, kaba demekti. Olmaz. Eliyoruz Nick'i. Nail, reliable. Reliable ne demek? Güvenilir demek. Supportive, o da destekleyici demek. İkisi de olumlu bir özellik mi? Evet. Yani bu olabilir. Nail olabilir. Max, arrogant, kibirli demekti. Pardon, buna tik koydum ama tik olmayacak bu. Negatif bir özellikti. Bu da olmaz. Snap, züppe demekti, böyle serseri demekti. Bu da olmuyor. Onu da geçiyoruz. Generous, cömert demek. Burada cömert, hani her şeyini paylaşan kişi olması lazım ama biz daha çok dürüst ve güvenilir birini arıyorduk. O yüzden generous'ı buradan eliyoruz. Zaten devamında arrogant, yine kibirli var. Bunu da buradan eliyoruz. Kim oluyor uygun arkadaşımız? Nail oluyor. Yani cevabımız Bursa arkadaşlar. Cevabımız Bursa oluyor. Bursa diyen herkesi tebrik ediyorum. Harikasınız. Meryem sorun kaçtı vallahi, şu an göremiyorum.
Evet, geliyoruz 6. sorumuza. Bakın arkadaşlar, 6. sorumuzu görüyorsunuz. Yine sizler önden bir bakın. Sonra da ben başlayayım çözmeye. Umarım yine doğru yaparsınız. Appropriate. Evet, appropriate uygun demek. Hangisi uygun bir arkadaştır? Diyordu. Kudret Tüfekçi. 374 puan aldım. En son sizce 400 olur mu? İstediğim lise 385 yapmam lazım demişsin. Yani bence olabilir. Neredeyse yaklaşık bir 20 gün var. Evet, hatta böyle aynen 20 gün civarında var. Tavsiyem her güne bir tane genel deneme sığdırmak. Sığdırın arkadaşlar. Kudretciğim lütfen elinden geldiğince uğraş, bol soru çöz ve her gün en az bir tane genel deneme çözmeye çalış. Eminim 20 gün zaten bence bu son bir ayda, son bir günde farkı açacaksınız. Emin olun böyle çok hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Puanlarınız da artacak. Zaten hedefine de çok az kalmış. Rahat bir şekilde yaparsın bence. Umarım da yaparsın. Hatta da çok daha iyisini yaparsın inşallah. Devam. Çözmeye devam soru çözümlerini. Biz de burada aslında bir nevi deneme çözüyoruz. 20 tane soru çözeceğiz bugün mesela. Hatta 2 deneme olmuş oluyor. İngilizce deneme. O yüzden yayınları da kaçırmayın arkadaşlar. Esin Ceyhan demiş. Kaan Adana demiş. Yani Mustafa'cığım 400 puan bilmiyorum. Senin şeyine bağlı. İstediğin okula bağlı. Puandan ziyade arkadaşlar. Okulları incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü şimdi bölgeden bölgeye, ilden ile de okul puanları değişebiliyor. Siz gitmek istediğiniz okulun bence taban ve tavan puanlarına bakın. Ve hep en yükseğe hedef edin arkadaşlar. Hani hep iyisini hedefleyin ki daha iyi bir şekilde yapın. Kübra Sena Yıldırım, merhabalar, hoş geldin. Emirhan Genç C değil demiş ama Fatih Purut da Ceyhan diyor. Kaan Adana diyor. Meryem Denizli demiş. Kudret Ceyhan demiş. Bakalım hangisiymiş cevabımız. Güzel bir soru ama ben çok beğeniyorum bu tarz soruları. Böyle çok ince ayrıntılardan yakalıyorlar. Bir tane ne var? Bilet var burada. Bilet inceleyeceğiz. Bu da sorularda çıkabilir bence. Şimdi bu arada biletlerde de şu kısım aynıdır arkadaşlar. Yani şu kısmı zaten ne yaparlar? Uçağa binerken koparırlar. Şu küçük kısmı size verirler. Büyük kısmı kendilerinde saklar. Okutur saklarlar sizde. Aynı şey bu da. O yüzden iki taraftan birini incelemeniz yeterlidir sizler için. Soruda ne diyor? Önce soruya bakalım. Which of the following is correct according to the flight ticket? Uçuş biletine göre hangisi correct, doğrudur diyor. Şimdi bunu da tek tek incelemek yerine ne yapacağız? Şıkları okuyalım. Şıklar üzerinden bileti inceleyelim. A şıkkında he will fly from Istanbul to Torino. Bakın from diyorsa uçağın kalkacağı yer demektir. To'dan sonraki yerde varılacak yer demektir. Yani diyor ki İstanbul'dan Torino'ya uçacakmış. Bakıyorum burada görüyorsunuz from Torino to İstanbul. Tam tersi Torino'dan İstanbul'a geliyormuş uçak. Yani Adana yanlış. Bursa'da the plane will land. Buradaki önemli kelimemiz land arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum ama inmek demek. İniş, iniş yapmak. The plane will land in Istanbul at 9:40 a.m. demiş. Evet, burada diyor ki uçak İstanbul'a 9:40'da, sabah 9:40'da varacak diyor. Bakalım ne zaman kalkıyormuş uçağımız? 9 a.m. 9'da kalkıyormuş. Tamam ama ne zaman varacağı var mı? Varmak ne demekti? Arrive demekti. Yani arrival time yok. Varılacak şey yok. Saatimiz yok. O yüzden bu yanlış diyoruz. Çünkü burada öyle bir cevap yok. C şıkkında he has to be at the airport before 8:20 a.m. 8:20'den önce havaalanında olmak zorunda diyor. Bakalım, bakın şurada board till yazıyor ya. Yani board till dediği uçağa boarding, uçağa alış demek. Uçağa alış ne zamanmış? Gate closes 40 minutes before departure. Departure ayrılmak demek. Gate kapı demek. Kapı, şuradaki gate yazan kapı demek. Küçük ama umarım görebiliyorsunuzdur. Kapılar diyor kalkıştan 40 dakika önce kapatılacak diyor. Yani o zaman sen gideceksen eğer ne yapacaksın? Kalkıştan 40 dakika önce orada olman gerekiyor. Kalkış ne zamandı? 9 a.m. saat 9'daydı. Sabah 9'daydı kalkışımız. 40 dakika önce orada olacaksan kaçta orada olmak zorundasın? 8:20'de orada olmak zorundasın. Yani Ceyhan
uyuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cevabımız da Ceyhan oluyor. Denizli de he has a business class ticket demiş. Business class değil ama burada bakın class economy yazıyor zaten yukarıda. Yani ekonomi sınıfıymış. Denizli de yanlış oluyor. Yine cevabımız Ceyhan çıkıyor. Ben de üniversitede havaalanında çalıştım. 3 sene boyunca bir ara Yasin'le beraber çalıştık arkadaşlar. O yüzden bu uçak, bilet, gate muhabbetlerine çok aşinayız. Çok yakından biliriz değil mi Yasin? Evet, 7. sorumuz. In the kitchen, cooking ünitesinden gelmiş bir soru. Hadi bakalım yapın. Bekliyorum cevapları. Şu anda bu arada 19 kişi varmış yani yayınımızda. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. İlk defa yayına katılan var mı? Varsa abone olmayı da unutmuyorsunuzdur umarım. Mustafa Demir, çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Evet, 7. soruya Kaan Ceyhan demiş. Esin Denizli diyor. Fatih Denizli demiş. Ahsen Ceyhan demiş. Ezgi Çelebi Ceyhan demiş. Bakalım. Yani güzel bir soru, hafif de zor bir soru ama kimler, evet, ikizler de Ceyhan demiş. Meryem Kurt Ceyhan demiş. A sınav hizmetleri birimi Ceyhan demiş. Ela Nurşen Denizli demiş. Bakalım cevabımız neymiş? Yani bayağı değişik cevaplar geldi. Which of the following steps of the recipe should change places to get the correct order of cooking process? Evet, burada ne var? İki tane adım yer değiştirmesi gerekiyor. Diyor ki hangi adımlar yer değiştirirse doğru sıralama olur. Birinci adımdan ne yapacağız? Başlayacağız. First. First dediği için zaten evet ilk başa bu gelmesi gerekiyor. Önce diyor put a liter of water into saucepan and boil it. Evet, bir litre suyu ne yap diyor? Sos tavasına koy ve kaynat. Tamam. İlk başta bunu yaptık. Step 2, ikinci adıma bakalım. After that, bundan sonra put it onto a plate. Şimdi plate burada ne demek? Plate, tabak demek. Onu diyor, tabağa koy diyor. Dur daha kaynattık ama makarnayı kaynattık. Okey. Suyu kaynattık daha doğrusu. Sonra tabağa koyacak, daha suyun içine bir şey koymadık ki tabağa koyalım. Değil mi? Demek ki burada anlıyoruz ki ikinci adım değişecek. Ama ne ile değişecek? Ona bakalım. Next, drain it with a strainer. Evet, drain süzmek demek. Bir elekle ne yap diyor? Süz diyor. Ama daha biz su kaynattık. Suyun içine hiçbir şey koymadık ki. Öyle değil mi? Tamam, bu ikinci adım olamaz. Yani 3 yerinde kalsın. 4'e bakalım. Step 4. Then daha sonra put a packet of pasta into the water and boil it for 10 minutes. Evet, bakın burada ne diyor? Bir paket makarnayı suya koy ve 10 dakika kaynat. İlk başta ne yapmıştı? 1 litre suyu koymuştu ve kaynatacaktı. Daha sonra da suyun içinde bir şey koyması gerekiyor. Ne koyacak? Makarnayı koyacak. Yani o zaman ikinci adımımız step 4 olacak. Bu durumda daha sonra da step 2'da nereye gelecek? Step 4'un yerine gelecek. Yani 2 ile 4 yer değiştirecek arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan oluyor. Ceyhan diyen herkesi kutluyorum. Harikasınız Allah. Fatih Prut. 8 doğru 2 yanlış. Hiç fena değil. Evet, cevap Ceyhan demekti. Tekrardan kutluyorum Ceyhan diyenleri ve geliyoruz 8. sorumuza arkadaşlar. Yine size biraz mühlet vereyim. Cevaplarınızı bir göreyim şöyle. Kudretçim, destek için çok teşekkür ederim. Like atanların da eline koluna sağlık şimdiden. Aleyna ve Ravza ikizler de doğru yapmış. Tebrikler kızlar. Feyza Tut, bu soruları değişik farklı denemelerden toparladım arkadaşlar. Böyle hani güzel olan soruları, sizlerin böyle yani orta halli soruları, soruların üzerinden sizlere de bir şeyler katabilecek soruları seçerek yapmaya çalışıyorum. Kurma IELT yayınlarından sorularımız var. Learned'den sorularımız var. Farklı farklı kaynaklardan sorular var arkadaşlar.
Evet, 8.'nin cevabı geliyor. Ela Nur Denizli demiş. Cansu Topuz Denizli demiş. Kübra Sena Yıldırım Denizli demiş. Esin Ceyhan demiş. Samet Demet Çırak Kevin ya da Ceyhan demiş. Kudret Ceyhan demiş. Denizli diyenler var, Ceyhan diyenler var. Bakalım neymiş cevabımız. Susan and her friends are talking about their smartphones. Evet, Susan ve arkadaşları, smartphone ne demek arkadaşlar? Akıllı telefon demek. Akıllı telefonlar hakkında konuşuyorlarmış. Soruda da diyor ki, who is talking about the pros of smartphones? Pros ne demek pros? Pros, olumlu yönler demek, pozitif yönler demek arkadaşlar. İkizler de Deniz demiş, Fatih de Deniz demiş. Bakalım, yani birisi kim diyor, akıllı telefonlar hakkında olumlu konuşuyor. Biz onu bulacağız. Jason'a bakalım. I don't prefer using it too much. Çok fazla kullanmayı tercih etmiyorum. I know they can cause some health problems. Bazı sağlık problemlerine sebep olacağını biliyorum diyor. Yani Jason ne yapıyor burada? Negatif konuşuyor. Jason'ı eliyoruz. Susan ne diyor? It disturbs my concentration. Disturb, bozmak demek. Konsantremi bozuyor. I often turn it off. Sık sık onu ne yaparım? Kapatırım diyor. Susan da ne yapıyor burada? Olumsuz bir şey söylüyor. Susan da eliyoruz. Henry, it helps me to keep in touch with people easily and find information quickly. Evet, burada da bakın ne yapıyor? Bana diyor keep in touch, iletişim kurmak. İnsanlarla kolay bir şekilde iletişim kurmama yardımcı oluyor. And find information quickly ve bilgiyi hızlı bir şekilde bulmama da yardımcı oluyormuş. Ne yapıyor burada Henry? Olumlu bir şey söylüyor. Kevin, they are very expensive to buy. Almak için çok pahalılar diyor. Kevin de burada negatif bir şey söylüyor. Bir tek Henry Pros'dan bahsediyor. Yani cevabımız Denizli olacak. Evet, birçok kişi de Denizli demişti. Öyle hatırlıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Çok iyi gidiyorsunuz. O Bedirhan'cım hoş geldin. Bediran da Denizli demiş. Güzel. Evet, geliyoruz 9. sorumuza. 9 ve 10 yan yana. Önce 9'u çözeceğiz, daha sonra 10'a bakacağız. Sizler önceden bir bakın bakalım. Burak Erol, sorunu hiç anlayamadım şu anda. Neyden bahsettiğinizi. Soruları çözerken bu arada arkadaşlar sizin yazdıklarınızı göremiyorum maalesef. O yüzden kaçırdığım şeyler olursa, önemli bir şey sormuşsanız özellikle lütfen tekrar tekrar sormaya çalışın. Ama böyle abartmayın tabii. Fatih Prut Bursa demiş. Bediran da Bursa demiş. Samet Denizli demiş. Evet, Bediran Bursa diyor. Bediran gördüm cevabını. Elanur Şen Bursa demiş. Güzel. A Sınav Hizmetleri Birimi Bursa demiş. Elif Berfin Sarı Bursa demiş. Kudret Bursa demiş. Güzel. Bursa çoğunlukla gelmiş. Bakalım neymiş cevabımız. What is Cansu's purpose of calling Lily? Purpose burada amaç demek arkadaşlar. Cansu'nun diyor Lily'yi aramaktaki amacı neydi? Yani Cansu'nun burada amacını soruyor bize. Bakalım. Hi, this is Cansu. Merhaba, ben Cansu diyor. Is Lily there? Lily orada mı? Tom da, I'm afraid she isn't here at the moment. Korkarım o şu anda burada değil. May I take your message? Mesajınızı alabilir miyim diyor. Sure, tabii ki. Could you tell her that I will be waiting for her at the art gallery in the afternoon? Öğleden sonra onu sanat galerisinde bekleyeceğimi söyler misiniz lütfen diyor. Okay, I will tell her. Ona söyleyeceğim. Goodbye. İyi günler. Görüşürüz. Bye diyor. Niçin aramış Cansu? Bir sanat galerisine gideceklermiş. Demek ki onun için aramış. Orada görüşelim diyor. Bakalım. A şıkkında she invites her to the barbecue party. Mangal partisine çağırıyor diyor. Hayır, değil. Bursa'da she is planning to see the paintings with Lily. Lily ile painting neydi burada? Çizimler, tablolar, resimleri ne yapmak istiyor? Görmeyi planlıyormuş diyor. Zaten burada art gallery diyorsa ne olacak? Painting'de olmak zorundadır arkadaşlar. En büyük ipucumuz da budur. Evet, cevabımız Bursa oluyor. Bursa diyenleri tebrik ediyorum. Ona Ceyhan diyenleri görüyorum. Denizli diyen var. Esin Deniz demiş. Yenilmez Yıkar Ceyhan demiş. İkizler Kübra Berra Adana demişler. Bakalım ne olacak cevabımız. İkizler cevabı sildiler. Acaba yanlış mı yapmışlardı? 10 Denizli olacakmış.
Bakalım, how do you ask for the tool you need? Buradaki tool alet demek arkadaşlar. İhtiyacın olan aleti nasıl istersin diyor, nasıl sorarsın? Hani mesela bir şey yapıyorsun, örneğin bir aleti ihtiyacın oldu, yanındakini şunu bana verir misin diyeceksin. Bunu nasıl söylersin diyor. Bakalım burada suppose that diyor ki şöyle düşün. You are trying to cook a meal and your mom is helping you in the kitchen. Diyor ki yemek yapmaya çalışıyorsun. Your mom, annen de mutfakta sana yardım ediyor. You prepared all the ingredients. Bütün içindeki malzemeleri ne yaptın? Hazırladın. You will start making the recipe with whisking the eggs in a bowl first. Önce diyor ne yapacaksın? Tarife whisking the eggs. Yumurtaları çırparak, bir kasede yumurtaları çırparak başlayacaksın diye. Bak, whisk çırpmak demek. In a bowl, bir kasede yumurtaları çırpmak için şey yapacaksın, başlayacaksın diyor. Aleti nasıl sorarsın? Şimdi çırpmak için nasıl bir alete ihtiyacın vardır? Blender'a ihtiyacın vardır değil mi? Bakalım A şıkkında what should I do first? Önce ne yapmalıyım diyor A şıkkında. Zaten ne yapacağını biliyor. Sadece bak, yumurta çırpacakmış. Bunu zaten söylüyor. A'yı o yüzden söylemez. Bursa'da how many eggs will I use? Kaç tane yumurta kullanacağım diyor. Burada bakın, tool alet demek. Bir alet sorması lazım. O yüzden Bursa'da eleniyor. Ceyhan'da what are the ingredients of it? İçindekiler nelerdir diyor. Şimdi içindekiler yine malzeme olabilir ama alet olmaz. O yüzden bunu da soramaz. Denizli'de could you pass me the blender please? Bana blender'ı verebilir misin diyor. Bak, Ceyhan oluyor çünkü blender'da nedir? Bir alettir, bir tool'dur, kitchen tool'dur. Cevabımız da Denizli olur arkadaşlar. Denizli diyen herkesi tebrik ediyorum. LGS arkadaşım Telegram'dan çok mesaj geliyor, çıkacağım demiş. Yani sessize alabilirsin grubu. Sessize alırsan yine en azından oradan da PDF gönderiyoruz, deneme gönderiyoruz. Yeri gelince ihtiyacın olduğunda bakar alırsın, bence şey yapma. Evet, Harun Melih Özdemir'i de görüyorum, herhalde yeni geldi. 11. soruya bakalım arkadaşlar. Evet, 11. sorumuz. Yine güzel bir soru bence. Bu tarz sorular örnek sorularda da çıkıyor. Denemelerde de sık sık çıkıyor. Ben de çok seviyorum bu tarz soruları. Bakalım sizler ne yapacaksınız? Telegram'daki grubumuz ismi, bakın yukarıdaki benim en üstte, konuşmada en üstte sabitledim arkadaşlar Telegram linkini. Oradan katılabilirsiniz. Eğer Telegram'ınız varsa tabii. Evet, 11'e Ceyhan demiş ikizler. Bedirhan Bursa demiş. Ezgi de Bursa demiş. Bursa diyenler var. Ceyhan diyenler var. Evet, bakalım neymiş. Which of the following is correct? Hangisi doğrudur diyor. Önce şurayı okumamız gerekiyor. Teenagers, gençler hardly ever go to shopping malls because of the pandemic, so they do online shopping. Evet, gençler buradaki hardly ever arkadaşlar neredeyse hiç anlamında. Yani neredeyse hiç gitmiyorlarmış. Nereye? Alışveriş merkezlerine pandemiden dolayı gitmiyorlarmış. So bu yüzden they do online shopping. Online alışveriş yapıyorlarmış. This website shows the top 5 items they like and comment on. Evet, buradaki web sitesi de ne yapmış? 5 tane en çok like atılan ve yorum yapılan ürünü göstermiş. Alet diyecektim. Ürünü göstermişler yukarıda. Like'ları da, comment'leri de, yorumları da görüyorsunuz. Buna göre diyor ki hangisi doğrudur? A şıkkında teenagers are into books more than sneakers. Into being into something, bir şeye çok düşkün olmak demek arkadaşlar. Diyor ki gençler kitaplara, sneakerlardan daha düşkünlenmiş. Şimdi kitaplar nerede, bakın en sonda 42 like, 23 tane de beğeni var, bakın burada görüyorsunuz. Sneakerlarda ise konversler var, bak görüyorsunuz, 750 like, 500 yorum almış. O zaman sneakerslar daha çok ilgi görmüş, öyle değil mi? Yani Adana yanlış. A'yı buradan eliyoruz arkadaşlar. Bursa'ya bakalım. The second most popular product is the game console. The second most diyor bakın. Second ikinci demekti. Yani ikinci en popüler ürün oyun konsoludur diyor. Şimdi bakıyorum, bakın en çok beğenilen şey neymiş? Saat var. 1450 like, 1100 tane yorum almış. Saatten sonra ne var? 1210 like'la ne geliyor? Ve 850 yorumla
Oyun konsolu geliyor. Yani ilk başta en çok beğenilen the most popular saat watch, the second most popular ise game console yani Bursa. E bizi de cevabı doğru cevabı arıyorduk. O zaman cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Cevabımız Bursa oluyor. Ceyhan'da they are not interested in sneakers at all demiş. At all burada tamamen anlamında ama bakın burada not var. Yani sneakerlara hiç ilgili değiller diyor. Tamamen ilgili değiller ama 750 like var. Ceyhan yanlış. Denizli'de they like the smartwatches less than the books. Smartwatches akıllı saat demek. Akıllı saatleri kitaplardan less var bakın. Less than daha az. Daha az seviyorlarmış. Tam tersi aslında en çok akıllı saatleri seviyorlardı. Bu durumda Denizli'de yanlış oluyor. Yine cevabımız Bursa oluyor. 11. sorumuz Bursa. Recep Tayyip Gürkan. Hi, hello, welcome. Welcome to our live chat. Evet, yine uzun bir soru. Tablo sorusu. Bakalım nasıl yapacaksınız? Umarım rahat bir şekilde görüyorsunuzdur. 12. sorudayız arkadaşlar. Science konusu 9. ünite science konusunda yok arkadaşlar. Sanırım hazırladıklarım arasında yoktu. Bir sonraki canlı yayında hazırlarım ama. Daha önce 9 ve 10. ünitelerden hiç çıkmadı LGS sınavında. O yüzden ben de böyle çok onların üstüne düşmüyorum şimdi. Ama science ünitesinde de vaccination aşılama var. O yüzden belki bu sene pandemiden dolayı sorulabilir. Hiç belli olmaz. Yine bakmakta fayda var. 9. ve 10. ünitelerin kelime önemli kelimeler şeyinde yaptım arkadaşlar. Onları da izlemediyseniz bakmanızda fayda var. Kesinlikle bakın derim. Oğuzhan Şentürk hoş geldin. Biraz yaklaştırın göremiyorum demişsiniz. Şimdi yaklaştıracağım. Şöyle biraz daha yaklaştırırım ama çok yaklaştırırsam ekrandan kayacak. O yüzden şöyle yaklaştırabilirim ama size daha rahat bir şekilde okursunuz ya. Şöyle iyi bence. Yukarıdaki bilgi çünkü kız yüzde erkeğe sorulmuş. Onu bilin yeter. Toplam 100 kişi varmış yani. 100 kız 100 erkeğe sorulmuş. Şöyle görseniz yeter. Herhalde rahat bir şekilde artık görürsünüz diye düşünüyorum. Evet ikizler 12'ye Ceyhan demiş. Bakacağız. Bakacağız birazdan arkadaşlar. Evet ben de bakayım. Which of the following is not correct according to the information above? Hangisi yukarıdaki bilgiye göre doğru değildir diyor. Yukarıda boys erkekler, aşağıda da girls kızlar varmış. Bakın burada zaten oranlar da verilmiş. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Şıkları okuyup tabloyla karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Nagihan Çiçek hoş geldin aramıza. Evet A şıkkına bakalım. Using the internet for entertainment attracts boys more than girls. Entertainment. Ne demek entertainment? Eğlence demek arkadaşlar. Eğlence diyor. İnterneti eğlence için kullanmak erkekleri kızlardan daha çok cezbediyormuş. Attract cezbetmek, çekmek demek. Yani erkekler eğlenceye daha düşkünmüş. E bakıyoruz. Eğlence derken bu arada aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Böyle işte hani film izlemek olur, dizi izlemek olur, oyun oynamak olur. Bunlar eğlenceye giriyor. Burada da ne var bakın follow foreign series yabancı dizileri takip etmek %40 erkekler. Bunu follow foreign series %20 kızlar. Bu durumda evet A doğru. Biz ne yapacağız? Bize hangisi doğru değildir onu bulacağız. Bursa'ya bakalım. Both boys and girls hem kızlar hem de erkekler use the internet for education at the same rate. Same aynı demek. Aynı oranda interneti eğitim için kullanıyorlarmış. Hem kızlar hem de erkekler. Eğitim için kullanıyorsa burada eğitimle alakalı ne var? Practice English değil mi? İngilizce pratiği var. %20 erkeklerde. Practice English kızlarda da %20. Yani Bursa da doğru. Ve geliyoruz Ceyhan'a. More than half of the girls prefer buying things on the internet. More than half diyor bakın. Yarısından çoğu. Kızların yarısından çoğu İnternette bir şeyler satın almayı tercih ediyormuş. Yani online shopping. Bakıyorum kızlara bakacağız. Girls do online shopping %40. Şimdi burada ne diyor? More than half yani %50 yarısından fazlası olması gerekiyor. Bu durumda Ceyhan yanlış arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. Hepinizi tebrik ediyorum. Ceyhan diyenleri ayrıca tebrik ediyorum.
Denizli diyenlere bakalım. Yine online banking diyor. Online banking yani online bankacılıktan bahsediyor. Is more popular among girls than boys. Kızlar arasında daha popülermiş diyor. Online bankacılık. Bakalım check bank accounts. Bakın burada erkeklerde %10, kızlarda %15 gördüğünüz gibi. Aslında kızlarda daha popüler. Yani bu da o zaman doğru oluyor. Ama Ceyhan yanlış arkadaşlar. Bizde de yanlış olanı soruyordu. O yüzden cevap yine Ceyhan oldu. Geliyoruz 13. sorumuza. Yine bir tablo sorusu. Güzel bir soru. Böyle yukarısı biraz uzun bir paragraf olmuş ama gayet güzel bir soru arkadaşlar. Cevaplarınızı bekliyorum. Burak'cığım merhaba, hoş geldin. Fatih Prut şu ana kadar full gidiyormuş. Fatih helal olsun. Bravo, harikasın. Var mı başka şimdiye kadar full giden? Hepsini doğru yapan. 13'te 13 giden var mı? Helal olsun valla. Oğuzhan'cım şu anda mod yapamıyorum. Maalesef. Evet. Ceyhan diyorsunuz. Evet. Esin Ceyhan demiş. Fatih de Ceyhan demiş. Kübra Berra İkizler Adana demiş. Harun Melih Özdemir Adana demiş. Ezgi Adana demiş. Pikmolya Adana demiş. Burak Ceyhan demiş. Bakalım hangisi doğrudur diyor, değil mi? Correct, hangisi doğrudur? Şimdi Facebook page Woman World. Woman World kadın dünyası adında bir Facebook sayfası prepared a questionnaire for women. Kadınlar için bir anket hazırlamış. People think that women like doing chores at home. İnsanlar evde ev işleri yapmayı sevdiklerini düşünüyormuş kadınların. But it's not the situation actually. Ama durum gerçekten böyle değilmiş. They are not keen on doing many of them. Birçoğunu yapma düşkün değillermiş aslında kadınlar. Yani ev işlerinin birçoğunu yapmayı sevmiyormuş. This questionnaire, bu anket, wants to find an answer to this situation. Bu ankette bu duruma bir cevap arıyormuş. 1500 women answered the questionnaire. Evet, bu ankete 1500 tane kadın cevap vermiş. The results are worth seeing. Sonuçlar görmeye değer diyor. According to the results, sonuçlara göre. Evet, bakın buradan sonrası bizim için önemli. Çünkü tablo bu sonuçlara göre oluşturuluyor. According to the results, sonuçlara göre less than 40% of women like cooking. Less than daha az demekti, değil mi? Yani kadınların %40'tan daha azı cooking, bakın yemek pişirmeyi seviyormuş. O zaman biz yemek pişirmeyle alakalı tablo ne olacakmış? %40'tan az olacakmış. Yemek pişirmek, preparing the meals demek, değil mi? Yemek hazırlamak. Bakın A şıkkında %40'tan az olabilir, dursun. B şıkkında preparing the meals %50 arkadaşlar. %40'tan daha fazla. Bu durumda ben hemen bakın buradan ne yaptım? B şıkkını eledim. Böyle sırayla giderseniz bu arada daha hızlı şekilde cevaba ulaşmış olursunuz. Şey yaparsınız arkadaşlar. Vakit kazanmış olursunuz. Bu arada şu Zoom ID, Zoom link paylaşanlara da aman diyeyim güvenmeyin. Sizler de paylaşmayın. Moderatörlerimizden herhangi birisi yanımızda varsa da onları engellerse çok mutlu olurum. İyi olur. Miraycığım, Tuana'cığım bunlara hiç gerek yok. Lütfen yapmayın. Devam ediyorum. Their favorite chore, onların favori ev işi is washing the car. Arabayı yıkamakmış. Aa, çok garip. Genelde bu erkeklerin favori ev işi olur ama bak kadınlar da araba yıkamayı seviyormuş. Kadınları, evet. Washing the car neymiş? Favorisiymiş. Yani en çok washing the car olacakmış. B'yi elemiştik zaten. C şıkkında preparing the meals, evet %40. Washing the car yüzde, yani en çok o var. C'de dursun bakalım. Denizli'yi de eleyecektik. Preparing the car, preparing the meals, yemek hazırlamak, bakın burada da %40'tan çok. Denizli'yi de eliyoruz. A ve C kalsın şimdi. They don't like doing the laundry or ironing at all. Laundry, bakın do the laundry neydi? Kıyafet yıkamaktı. Ironing ütü yapmaktı. Kıyafetle ütü yapmayı hiç, at all diyor bakın burada. Hiç sevmiyorlarmış. Yani sıfır olması lazım. C şıkkında ikisi de biraz da olsa var bakın burada. Ama A şıkkında tamamen boş. En favori de washing the car, araba yıkamak.
Preparing the meals, yemek hazırlamak, yani cooking, o da %40'tan az. Bu durumda cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Adana diyenlerin hepsini tebrik ediyorum. Harikasınız. Evet, moderatörlerimizden şu anda yayında olan yok herhalde. O yüzden bunları böyle engellemek bana düştü. Tabi onları görene kadar. Neyse, bu arada sizler de 14 ve 15. soruya bakın arkadaşlar. Evet, 14 ve 15. soru sizlerle. Cevaplarınızı bekliyorum. Harun Meli Özdemir, evet, 14'ü Adana demiş, 15'i Denizli demiş. Yasin'cim teşekkürler. Baran'la Kerem, onları moderatör yapmıştı, valla çok bir işe yarıyorlar herhalde. Yayına bile gelmemişler. Çıkarayım ben onların ismi moderatörlükten. Beliran Ceyhan demiş 14'ü, Ezgi de Ceyhan demiş. Meryem cevap Jamie diye sormuş. Bakacağız Meryem'cim. Mert Taşlı Ceyhan demiş. Pick Mall ya Denizli demiş. Çoğunluk Ceyhan demiş. Bakalım 14'te cevap neymiş? Boşluğu dolduracağız değil mi? Rose, would you like to come over tonight? Bu akşam bize gelmeyi ister misin? Sure, tabii ki. Who else will be there? Başka kim olacak? I also invited Maria. Maria'yı da aynı zamanda diyor davet ettim. Kevin de bir şey soruyor ve devamında I don't know her much. Onu çok tanımıyorum diyor. Burada bir şey sormuş ama. Buna cevap olarak da Rose ne diyor? Because, çünkü she is a funny girl. Komik bir kız, eğlenceli bir kız. She is also cool. Aynı zamanda havalıdır diyor. Havalı biriymiş. Bakın burada benim aslında cevabı yakaladığım yer neresi oluyor? Direkt cümlenin başı değil mi? Because. Because ne demekti? Çünkü. Daha önce 3-4 soru önce de yine buna benzer bir soru vardı. Cevaba çünkü diye söylenmişse bir sorunun cevabına bunun ne ile sorulması gerekiyor? Niçin, neden ile sorulması gerekiyor? C şıkkında da why did you invite her? Onu niçin davet ettin? Ceyhan, o da işte neyi? Eğlenceli olduğu için, havalı olduğu için diyor. Cevabımız Ceyhan oluyor. Ceyhan diyenleri tebrik ediyorum. 15'e bakıyoruz. Beliran Denizli demiş. 15'te Denizli diyenler var. Başka Mert Taşlı 15'e Denizli demiş. Kübra Berra da Denizli demiş ikizlerimiz. Evet, Harun da Denizli demiş. Burak Ceyhan demiş. Bakalım. Hey, what are you cooking for dinner? Akşam yemeği için ne pişiriyorsun? O da taco. Taco pişiriyormuş. It's from traditional Tex-Mex cuisine. Tex-Mex mutfağından, yani Meksika mutfağının geleneksel bir kuzineymiş. I know, biliyorum, but it's too spicy. Biliyorum ama çok baharatlı. To be honest, dürüst olmak gerekirse diyor. Burada ne yapacak? Too spicy, çok baharatlı olduğunu söyledi. Devamında da yine buna benzer böyle olumsuz bir şey söylemesi lazım. Fiona da I can cook a different meal for you. How about pasta? Senin için diyor, farklı bir yemek de pişirebilirim. How about pasta? Makarnaya ne dersin diyor. Bakın demek ki ne yapmış? Taco'yu kabul etmemiş Oliver. Taco hakkında olumsuz bir şey söyleyecek. It will be better. Daha iyi olur. Thanks. Teşekkürler demiş. Bu durumda I prefer eating taco to pasta. Ben taco'yu makarnaya tercih ederim diyor. Burada olmaz. Çünkü taco'yu sevmiyordu. Baharatlı olduğunu söylüyordu. B şıkkında I really enjoy eating spicy food. Baharatlı yemekten hoşlanıyorum diyor. Gerçekten de hoşlanıyorum diyor. Ama burada tam tersini söylüyor. Baharatlı yemek sevmiyormuş. Bursa'yı deliyoruz. C şıkkında I think it will be delicious. Delicious lezzetli demekti. Bence lezzetli olur. C şıkkını deliyoruz. Denizli de I can't stand. Evet, can't stand ile unbearable var değil mi? Katlanılmaz, dayanılmaz. I can't stand eating spicy food. Baharatlı yemek, baharatlı yiyecek yemeğe katlanamıyorum diyor. Katlanamam diyor. Cevabımız da Denizli oldu. Çünkü tek bir tek Denizli'de olumsuz bir şey söylüyor.
Ve geliyoruz 16. sorumuza. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Youth Fest oraya görmenize çok gerek yok. Gençlik festivaliymiş. Şuradaki bilgiler sizin için daha önemli. Hem 16'yı hem de 17'yi buradaki ne yapacağız? Broşüre göre cevaplayacağız gençler. Dikkat edin. Cevaplarınızı bekliyorum. Bu arada 20 sorumuz var. Toplam 20 soru olacak. Şu anda 16. sorudayız. Benim şeyimden görmüyorsanız ben onu düzelteyim isterseniz. Evet, şık biraz üzerine gelmiş. Ben kendi şeyimi yukarıya alayım dur. Evet, şunu şöyle yukarı alırsam göç ettim biraz ama olsun. En azından 17. soruyu rahat bir şekilde görürsünüz. Evet, Harry Potter gelmiş aramıza. 17'ye Bursa, 16'ya Bursa, 17'ye Adana demiş. Fatih Denizli demiş. Ozancı maalesef. Yani şu anda tam olarak tanımadığım kişileri moderatör yapmıyorum. Seni de daha yeni tanışıyorum. Biraz daha zaman geçsin, biz tanıyalım birbirimizi, olabilir. Esin Denizli demiş. Harun Denizli demiş. Mert Taşlı Adana demiş 16'ya. Evet, Adana ve Denizli diyenler var. Elif Naz Apaydın, hoş geldin aramıza. Bakalım 16'ya. Which question is not answered in the brochure? Hangi sorunun cevabı broşürde yoktur diyor. Önce bir broşürü inceleyelim arkadaşlar. Are you keen on nature? Keen on düşkün olmak değil mi? Doğaya düşkün müsün? How about staying in a tent for 3 days? 3 gün boyunca diyor bir çadırda kalmaya ne dersin? Bak, tent çadır demek. Having fun, eğlenmek and enjoying nature ve doğanın tadını çıkarmaya ne dersin diyor. First day, birinci gün, rock music concert. Rock müzik konseri varmış 7 p.m. akşam saat 7'de. Second day, ikinci gün, kite festival. Kite festival varmış. Ne zamanmış? 2 ile 4 arasındaymış. Öğleden sonra 2 ile 4 arasındaymış. Third day, üçüncü gün, trekking varmış. Doğa yürüyüşü. Sabah 8 a.m. sabah 8 ile 3 p.m. 3 öğleden sonra 3 arasındaymış. $40 for each person, kişi başı $40. Free breakfast, ücretsiz kahvaltı varmış. Broşürde bu bilgiler mevcut. Hangisinin cevabı yoktur diyordu 16'da. A şıkkında when does the fest start? When ne zaman sorusunu sorardı bize. Buradaki fest festivalin kısaltılışı. Festival ne zaman başlıyor diyor. Şimdi bize şu tarihte başlıyor diye bir şey bakıyorum ben, hiçbir yerde yok. Yani bunun cevabı yok arkadaşlar, Adana'nın cevabı. Ama diğerlerini de bakalım bir. Bursa'da what kind of activities can you do during the fest? Festival sırasında ne tür aktiviteler yapabilirsiniz? Ne vardı? İşte bakın, kite festival, trekking vardı, kite vardı. Bunların hepsi oluyor, aktivitedir. Yani bunun cevabı var. C şıkkında how long is the fest going to last? Going to last, burada last bitmek demek, sürmek demek. Sürmek anlamı da var. Yani festival ne kadar sürecek diyor. 3 gün diyordu. Bunun cevabı da var. 3 gün sürecekti. Denizli'de where will you stay at the fest? Where nerede sorusunu soruyordu. Stay burada arkadaşlar kalmak demek. Stay kalmak demek de. Festivalde nerede kalacaksın? Nerede diyordu. Bakın, tent, çadırda kalacağını söylüyordu. Bunun da cevabı var. Yani Denizli'nin de cevabı var. A şıkkının cevabı yok. Cevabımız Adana olacak. Evet, 17'ye bakalım. According to the brochure, broşüre göre you won't pay any money for dinner during the fest. Evet, festival sırasında dinner, akşam yemeği için hiç para ödemeyeceksin diyor. Bu yanlış. Neden? Çünkü burada sadece kahvaltının ücretsiz olduğunu söylüyordu. Ama akşam yemeğinden bahsetmemişti. Adana yanlış. Bursa, you can join the events for free. Etkinliklere bakın, free burada ücretsiz demek. Ücretsiz katılabilirsin diyor. Bu da yanlış. Ne kadardı bakın, kişi başı $40. Yani Bursa da yanlış. C'de you can fly a kite for 2 hours at the fest. Festivalde 2 saat ne yapabilirsin diyor. Kite'ı şu anda şey yapamadım ya. Türkçesini çıkaramadım. Hani uçuruyoruz ya arkadaşlar, siz söyleyin. Siz söyleyin, benim kafa gitti. 2 saat ne ya, kite uçurabilirsiniz diyor. Bakalım 2 ile 4 arasındaymış. Evet, 2 saat oluyor, bu doğru.
Denizli'de you can join a concert in the morning on the first day. Birinci gün konsere sabah katılabilirsin diyor. Hayır. 7 p.m. değil mi? Akşam 7 neydi? Bu da Denizli'de yanlış. Cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Ceyhan diyenleri de yine tebrik ediyorum. Ha uçurtma ya. Uçurtma uçurtma. Kite. Bir türlü böyle hatırlayamadım. Teşekkürler. Canımsınız. Hepiniz hatırlatmışsınız orada. Evet, 16 ve 17'yi doğru bilenleri yine tebrik ediyorum ve geliyoruz 18. ve 19. sorumuza. Yine uzun bir soru. İkisini de buraya göre yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle herhalde görürsünüz. Yukarıdaki bilgide çok bir şey yok. O yüzden orayı görmeseniz de olur. Şöyle görseniz yeterli. Önce 18'e sonra 19'a bakın. Cevaplarınızı yine bekliyorum. Nursen ağacım, bu tatlılık seninki. Teşekkür ederim. Aleyna ve Ravza'dan Zoom gelsin demiş. Zoom'dan açıp YouTube'dan da canlı olarak verelim mi? Ne dersiniz? Bir de öyle bir şey deneyelim. Hiç denemedim ben daha önce ama. Ama o zaman da çok şey olur ya. Kalabalık olur böyle. Kimin ne dediğini anlayamayız diye düşünüyorum. Zoom'dan ders. Evet, 18. sorumuzun. Baktınız mı? Geliyor mu? Cevapları alalım. Pikmolya gelmiş. 18 Adana demiş. Evet, olur diyenler var Zoom için. Bakalım ya, neden olmasın. Daha buradayız. Sizler de buradasınız. Biz de buradayız. Hayır diyen de var. Pikmolya ilk çözen oldu. Adana demiş. Bakalım doğru mu? Fear of LGS Adana demiş. Güzel. Emirhan da olur demiş. Gireriz demiş. Fatih de olur demiş. Evet, bakalım sizler de cevapları yazarsınız yine. Fatih Adana demiş. Evet, Adana. Gülçin de Adana demiş. Güzel. Kudret de Adana demiş. Evet, cevaplar geliyor. Okey. Which one is true? Hangisi doğrudur diyor tabloya göre. Tablo yukarıda. Adana'ya bakalım hemen. Nearly half of the girls. Kızların diyor. Nearly bak neredeyse demek. Kızların neredeyse yarısı enjoy buying new things. Yeni şeyler almayı seviyormuş. Yeni şeyler almak nedir? Doing shopping'dir değil mi? Alışveriş yapmaktır. Bakalım girls diyor. Bakın yeşil olan girls. Kızlarmış. %52. %50 yarısıdır. %50'ye yakın mı? Neredeyse %50 olabilir. Evet, cevabımız Adana oluyor. Buradan direkt Adana çıktı arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Güzel. Herkes de Adana demişti. O zaman diğer şıklara bakmama gerek yok. Denizli'ye bak. 19'a bakalım. Pardon. 19'u çözün arkadaşlar. Emirhan C demiş herhalde. Bilginin varisi. Ploraphrix. Ploraphrix bilginin varisi. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Evet, 19'a Ceyhan demişsiniz. Bakalım Ceyhan mı? Belirhan da Ceyhan demiş. Oğuzhan da Ceyhan demiş. Nearly 50% of the boys. Bakın yine nearly var. Nearly de çok önemli bir kelime. Bu grafik sorularında çok sık çıkıyor. Çok sık karşılaşıyoruz. Neredeyse %50'si. Yani erkeklerin neredeyse %50'si nokta nokta yapıyormuş. Şimdi tabloya baktığımda boys kırmızı olanlar neredeyse %50. Yani %47, %50'ye en yakın olan değil mi? %47 var. Ne yapıyormuş bu %47? Playing online games. Bakın online oyun oynuyormuş %47'si gençlerin. Yani biz buna yakın bir şey bulmamız lazım şıklardan. A şıkkında like riding a bike more than doing the shopping. Bisiklete binmeyi alışveriş yapmaktan daha çok seviyormuş. Yanlış. A değil. Bursa'da would rather buy new things than go to theater. Yeni şeyler almayı tercih ediyormuş diyor tiyatroya gitmektense. Bu da yanlış. Biz neydi? Playing online games. Online oyun oynamayı arıyoruz. Spend their time on the internet. Neredeyse %50'si vakitlerini internette harcıyor. İnternette geçiriyorlarmış. Online oyun oynarken zaten ne yaparsın? İnternette oynarsın. Doğru cevabımız evet. Ceyhan oluyor arkadaşlar. Şu Ceyhan diyen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Harikasınız. Çok iyisiniz valla. Evet, son soruya geliyoruz arkadaşlar. 20. ve son sorumuz.
Bakalım kimler 20'de ne yapmış? Birazdan yazın lütfen 20'de kaç yaptığınızı. Ama önce 20. sorunun cevaplarını da duyayım bakalım. 20. soru, son sorumuz. 100 kişi arasında yapılmış. Yine bu arada ankete katıldınız mı? Çarşamba günü 8. sınıf İngilizce kautumuz var. Hepinizi bekliyorum. O kautun da saatini belirlemek için, yani canlı yayın saatlerini belirlemek için anket yaptım arkadaşlar. Henüz anketi cevaplamadıysanız lütfen yayından sonra profilimden topluluk sekmesine gidin. Orada şeyi cevaplayın. Size uygun saati seçin ki çoğunluk hangi saat seçiyorsa ona göre şey yapacağız. Canlı yayınları, yarışmaları o saatte yapacağız. Evet, 20. soru geldi ama cevaplar henüz gelmedi. Aleyna ve Ravza ikizler, çarşamba akşamı bekliyorum sizleri. Çarşamba orada anlatırım. Orada anlatacağım nasıl gireceğinizi. Çarşamba arkadaşlar. Çarşamba saatini de işte sizler belirleyeceksiniz. Saati tam kesin değil. Şu an hatta en son baktığımda saat 8 ile 21.30 arasında gidip gelinmiş böyle %50-%50 idi neredeyse. Yarı yarıyaydı. Birbirine çok yakındı. O yüzden cevaplamanız çok önemli. Lütfen yayından sonra cevaplayın. Topluluk sekmesindeki anketi cevaplayın arkadaşlar. Size en uygun saati seçin oradan. Evet, Mert Taşlı, Gülçin, Fatih Prut, Kudret Tüfekçi hepsi Adana demiş. Bedirhan da Adana demiş. Bakalım, which of the following is true according to the information above? Bilgiye göre hangisi doğrudur diyor. Bakın, mavi olanlar pop müzik, kırmızı olanlar folk, yeşil olanlar da rap müziği temsil ediyormuş. Always, never, sometimes ve rarely varmış. Hangisi doğrudur? Bakalım A şıkkında. Most of the students sometimes prefers listening to folk music. Öğrencilerin çoğu sometimes, bazen folk müzik dinlemeyi tercih ediyormuş. Şimdi önce ne yapacağız? Sometimes'ı bulduk mu? Burada bulduk. A şıkkında sometimes. Öğrencilerin çoğu folk müzikten bahsediyor. Folk müzik hangi renkte? Folk müzik kırmızı renkte. En çok onun olması gerekiyor. Çünkü most of dediği için, en çok dediği için. Evet, bakın burada en çok bu. Bu durumda evet, dediğiniz gibi cevap Adana oluyor. Gayet kolay bir soru. Eminim sizler de kolay bir şekilde yapmışsınızdır. 7. sınıf soru çözümü yapmayı şu anda düşünmüyorum arkadaşlar. Hatta size tavsiyem artık 7. sınıfı aşın. Bence sizler de artık 8. sınıf sayılırsınız. Sene bitti. Bir sene öyle böyle pandemiyle maalesef bitti ve önümüzdeki sene sizler de LGS'ye gireceksiniz. Şimdiden hazırlık yapıyorsunuz. Yani bunlar aslında sizin için de geçerli. O yüzden 7. sınıf olmaktan yavaştan kurtulursanız iyi olur bence. Kimler 20'den 20 yaptı? LGS arkadaşım, doğru mu söylüyorsun? 20'de 20 mi? İnanmıyorum çünkü sen sanki daha çok böyle sonralara doğru geldin. Ortalarda geldin gibi. Bir sonraki canlı yayınımızı ne zaman yapalım arkadaşlar? Şimdi çarşamba günü ne var? Çarşamba günü, evet, bir sonraki canlı yayınımız çarşamba günü. Çarşamba günü kaut yarışmamız var, biliyorsunuz, ödüllü kaut yarışmamız var. Ona katılın. 7 ve 8'ler kesin katılsın bence ona. Hatta 7'lerden de birinci olursa, çünkü 8'ler bu saatten sonra eminim kaynakları vardır. 7. sınıflarda birinci olurlarsa 7. sınıflara da verebilirim ödülü. 7 ve 8'ler kendi arasında yarışsınlar çarşamba günü. Soru çözümünü de hangi gün yapalım? Soru çözümünü de ya perşembe ya cuma yapabiliriz arkadaşlar. Onun da duyurusunu yine yaparım sizlere. Canlı yayındaki yarışmada ödülümüz soru bankası arkadaşlar. Soru bankası ödülü veriyoruz. Evet, 20 soruyu da bitirmiş olduk. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. LGS'ye kadar böyle sizlerle soru çözümleri yapacağız. LGS'ye kadar ben buradayım. Sizler de burada olun. Takipte kalın. Elimden geldiğince destek olmak istiyorum sizlere. Evet, bu arada Oğuzhan da 15. soruya gelmiş. 5'i doğru. 15. soruda gelmiş. 5 doğrusu varmış. İyi, gayet iyi. Şemsettin aynen öyle. Son 19 gün. Fatih 18 doğru, 2 yanlış. Hiç fena değil. Bravo.
Pikmol ya, rica ederim. Yardımcı olduysak ne mutlu, ne mutlu bana. Evet, o zaman bu akşamı sonlandıralım yavaştan. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. 20 soru vardı. Çözdük 20 soruyu. Gayet güzeldi. Yasin'cim buradaysan hala sana da ayrıca teşekkür ederim. Çarşamba akşamı canlı yayında görüşelim arkadaşlar. Kavuk yarışmamızda. Güzel sorular olacak yine. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Bye.